Evet değerli dostlar, Leonar avcılığımız devam ediyor. Ülkemizin çeşitli ocaklarından incelemelere devam ediyoruz. Yaptığımız analizler netice verdikçe ocaklardaki rezervi de bakıyoruz, görüyoruz, gözlemliyoruz sizin adınıza. Şu anda da yeni bir sahadayız. Bu ocaktaki güzellikleri ben size şöyle anlatayım. Bu milyonlarca yıl önce tektonik hareketlerle ağaç fosillerinin görmüş olduğunuz gibi doğal humus haline gelmiş şeklidir. Ve görüyorsunuz nasıl kav gibi olmuş. Ve şu sahayı görüyorsunuz tamamen Leonardit burası. Evet, şuradan şöyle elimize aldığımızda patladığını görüyoruz. Bu da bu Leonardit'in çok kaliteli olduğunu gösteriyor. Ve yağlı bir şekilde olduğunu şöyle bakarsanız kil oranının çok düşük olduğunu, içindeki humic fulvin çözülebilir humic fulvin çok iyi olduğunu görüyoruz. Bunu doğru şekilde bu ocaktan alıp işlendiği zaman, humic asit haline getirildiği zaman içerisindeki humic fulvik ve organik madde değeri yüksek olduğu için içerisine de ekstradan mikro elementler eklediğimizde toprağın ana sütünü çıkartmış oluyoruz. Yani toprağa bunu verdiğimizde toprakta var olan makro ve mikro elementleri doğru bir şekilde çözüp toprağın organik değerini yükselterek bitkinin köklenmesini ve bitki kökü tarafından bitki besin elementlerinin doğru şekilde alınmasını sağlıyor ve bu sayede de bitkilerimiz hem gelişim olarak harikulade bir gelişim gösteriyor. Ağaçlarımız aynı keza, yani toprakla alakalı adınıza aklınıza gelen tüm bitkiler bu ürünü toprakla buluşturduğumuzda harikulade bir güzelliğe kavuşuyor. Yani meyvesini dolduruyor, meyvesini tatlandırıyor, meyvesini renklendiriyor, sebzesini renklendiriyor. O şekilde düşünün. Onun için Türkiye topraklarını düşünürsek, Türkiye topraklarının şu anda %85'inin organik değeri 2 ve altındadır. Hatta 1'in altındadır birçok yerde. Bu organik değeri yükseltmeden topraklardan verim alma şansınız yok. Bugüne kadar kullanmış olduğunuz gübreler, yani NPK'lı gübreler, bunlar toprağın tuzluluk oranını artırmış durumda ve potasyumun yükselmesinden dolayı da topraklarımız kilitlenmiş durumda. Bu topraklardaki kilidi açabilmenin tek formülü bu görmüş olduğumuz ham maddede gizli arkadaşlar. Bunu doğru şekilde sizlere anlatabilmek ve sahada uygulayabilmek için diyoruz ki küçücük bir alanınızda bizden numune isteyin. Size 1 litrelik veyahut da küçük şişelerde humik asitleri gönderelim. O küçücük alanınızda kullandığınızda bitkiler size ne demek istediğimizi anlatsın. Çünkü bitki nankör değildir. Toprak nankör değildir. Aldığını inkar etmez. Allah'ın yeryüzüne vermiş olduğu en büyük nimet olarak kabul ediyorum ben bunu. Çünkü insan gıdasının can damarını oluşturan organik madde şu görmüş olduğumuz sahada gizli. Bunun kıymetini ve değerini bilmemiz lazım. Ve ülkemiz dünyada rezerv bakımından ikinci sırada, kalite bakımından da birinci sıradayız. Bu değeri doğru şekilde kullanırsak Türkiye'de gıtlık, yokluk, açlık diye bir olay söz konusu değil. Kimse bu senaryolara inanmasın. Kimse bu gibi algı operasyonlarına kapılmasın. Yeter ki kendi memleketimizin değerlerini bilelim ve o değerler üzerinden toprağımıza sahip çıkalım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Biz araştırmalarımıza ve çalışmamıza devam edeceğiz. Allah'a emanet olun.